İbni Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden Doktor Enis Dok hocamız bizlerle birlikte. Enis hocamızla ne konuşacağız? Aslında çok konuşulacak şey var ama son kitap çalışması üzerinden daha çok bu programı gerçekleştireceğiz. Bilimsel Gizemler ve Yalanlar isimli kitap çalışması bu geceki programımızın konusu olacak. Enis hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Şimdi hocam çok hakikaten güzel bir kitap bir kere bunu e, ifade ederek başlamak istiyorum. Yani sizin diğer kitap çalışmalarınız da zaten gerçekten çok e, nitelikli ama bu kitap özellikle son yıllarda bu popüler kültür haline gelmiş birçok konunun ve biraz da bilimin istismar edilmesinin, değil mi böyle söyleyebiliriz herhalde, evet. e, gözler önüne serilmesi. Sizin daha önce bir gazetede de bu konuda köşeniz vardı, e, din bilim ilişkisi üzerine yazılar yazıyordunuz, paylaşıyordunuz. Biraz onlardan, biraz da yeni konulardan derlediğiniz şeyler var. Hemen başlayalım isterseniz. Bu New Age akımları kitabın ana konusunu oluşturuyor. Öncelikle olarak şunu anlayalım hocam. Bu New Age nedir ve Türkiye'de bir karşılığı var mı veya etkinlik durumu derecesi nedir? Bununla başlayalım hemen. Şimdi New Age esasında ben onları bir neopaganik hareket olarak yani bir putperest hareket olarak tanımlıyorum. Onlar genelde işte kuantum gibi modern teorilere atıf yapan, işte taşlarla, yogayla vesaire insanlara yardım edebileceklerini iddia eden, genelde uzak doğu felsefesinden esinlenen ama aslında uzak doğu felsefesiyle direkt bağlantısı olmayan bir hareket. Niye paganik bir hareket diyorum? Şöyle bir kıyaslama yapabiliriz İslami hareketle. Nüeitçilere göre kutsallık evrene içkindir. Yani çeşitli evrendeki nesnelere kutsallık atfedilir. Bu işte taşlar olabilir, belli semboller olabilir, belli ritüeller olabilir. Diğer taraftan İslam'a göre ve teistik dinlere göre kutsal olan Allah'tır ve bu evrene aşkındır. Tanrı bu hareketlerde genelde evrenin parçası görünür. Panteist bir yaklaşım benimsenir. Yani evrenin kendisinin tanrı olduğu veya evrendeki varlıkların tanrısal özellikler gösterdiği ifade edilir. Diğer taraftan teistik dinlerde İslam'da tanrı evrenden bağımsızdır. Bunlar genelde felsefi e eserlerinde işte Oşo bunların meşhur bir e temsilcisidir. İşte Metin Ara Türkiye'de görebileceğimiz bir temsilcidir. Ahlak ve anlam evrenin içinde aranır. Yani evrendeki e, evren içinden bu temellendirilmeye çalışılır. Diğer taraftan İslam düşüncesinde ve teistik e, düşüncelerde ahlak ve anlam evrene aşkındır. Yani hocam burada evrene bir kutsallık atfetmek ya da bir bilinç atfetmek gibi bir durumla mı karşı karşıyayız? Yani sizin hem fizik hem felsefe olduğu için alanınız bu konularla da çok yakından ilgili olduğunuz için özellikle soruyorum. Yani bu anlayış evreni böyle bir e, ilahi varlık gibi mi görüyor? Bilinç sahibi bir Hani işte mesaj yolladığınız zaman size cevap verebilecek tarzda böyle bir yapı olarak mı değerlendiriliyor? Evet evrenin maddi yönü reddediliyor genelde. Evren böyle doğaüstü bir e, tanrıymış gibi e, algılanıyor. Ondan mı New age, yani din akımlar falan deniyor? bundan e, Din akımları olarak geçiyorlar. Her evet. ne kadar Türkiye'de yani İslam'a rakip bir din gibi gözükmemek için aslında kendilerini din olarak adletmeseler de Amerika'da genelde din olarak isimlendiriliyorlar. Sonra çok önemli bir e, gene farkları Dünya merkezlidirler. Aslında dünyada ahenki ve başarı ve mutluluğu hedeflerler. O yüzden tutarlar. Yani kişisel gelişim adı altında satarlar kitaplarını ve sizi daha iyi bir konuma getireceklerini e, vaat ederler. Diğer taraftan İslam ve teistik dinler mutlu bir ahireti hedefler. Dünya değil ahiret önemlidir. Bunlarda ibadetler terapi amaçlı gözükür, e, yapılır. Ya sizi ruhani olarak ya da fiziksel olarak iyileştireceklerini iddia ederler kanserden depresyona kadar bir sürü hastalığa çözüm vaat ederler. Diğer taraftan dinlerin böyle bir iddiası yoktur. Teistik dinlerin, İslam'ın onların hedefi Allah'a yakınlaştırmadık. Tera terapi manevi şifadır yani. Manevi İslam, şifadır. Ruh, ruh. Ama esasında Allah'a yakınlaşmaktır. Yani Allah'la ilişkidir. Bunlar reenkarnasyona atıf yaparlar veya ahireti önemsiz hale getirirler. İslam dini diğer taraftan ahirete önem verir. Ahiret merkezlidir. Bunlarda dini otorite bireylerdir. Oşo gibi ya da işte belli bir birey etrafında toplanan kültler, lokal mistikler olur. Genelde karizmatik bir lokal mistik olur. Diğer taraftan dinlerde otorite Allah'tır. Ee, insanlarda açığa çıkmamış bir takım potansiyeller olduğunu iddia ederler ve bu potansiyeli belli para karşılığında sizden aldıkları parayla öğretmeyi vaat ederler hatta bir kısmı o kadar ileri gider ki insan aslında tanrıdır der biz sizi tanrı mertebesine çıkaracağız der diğer taraftan İslam'da ve teistik dinlerde İnsanların doğaüstü güçleri yoktur. Belki peygamberler istisna koymakla birlikte ama normal insanların doğaüstü güçleri yoktur. Ve aciz varlıklardır. Allah'a ihtiyaçları vardır. Yani öyle bir şekilde içinde çıkacak gizli bir potansiyelle doğaüstü güçler elde etmeleri mümkün değildir. Yani bütün geçmiş paganik dinlerin gösterdiği özellikleri gösterirler. Hatta yurt dışında belli yerlerde bunu kabul ederler. Biz paganik bir din izlerler ama tabii Türkiye'de biz... putperestlik kötü bir algı olduğu için, paganizm kötü bir algısı olduğu için bizde daha çok tasavvuf postu altında girmeye çalışırlar. Kendilerini işte tasavvufçu, derviş Karma ilan bir ederler. felsefe gibi karşımıza çıkıyor değil mi? Evet yani? uzak doğu ve tasavvufun bir karması olarak çıkmaya çalışırlar. Ama aslında hiçbirinin ne uzak doğu felsefesinde ne tasavvufta bir geleneğe bağlılıkları yoktur. Tamamen yenidirler yani. Yani şimdi tabii biz e, bu işte New Age akımların içerisinde olan insanların hani niyetini okumaya çalışmıyoruz ama e, sonuç tabii. olarak baktığımızda bir akademisyen olarak siz meseleyi değerlendirdiğinizde bir mukayese yaptınız. Yani işte Teist inançlarla veya İslam inancıyla bu niveç akımları karşılaştırdığımız zaman nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor diye. Ama en azından şunu görüyoruz ki hani ee, bu alanda da ciddi anlamda insanlar istismar ediliyorlar. Ciddi bir takım vaatlerde bulunuyor insanlara. Bir takım bu sağlık problemleriyle ilgili olabilir ya da anlam arayışıyla ilgili olabilir ve bunun karşılığında da insanlardan çeşitli ücretler Tabii. talep ediliyor. Yani bir anlamda bir sektöre mi dönüşmüş hocam bu? Böyle diyebilir miyiz? Tabii kesinlikle bunların hiçbiri böyle bedavaya bu işlerini yapmıyorlar. Mutlaka kitaplardan olsun, çeşitli tedavilerinden olsun, yüklü miktarlarda paralar alıyorlar. Tabii terapilerinden yüklü miktarda paralar alıyorlar ve yaptıkları tedavilerin hiçbir bilimsel geçerliliği yok. Hatta çoğu insanlara zarar bile veriyorlar. Elbette ki burada putperest derken hani bu literatürü takip eden kişileri kastetmedim. Ya yani bu felsefenin kendisini böyle öğeler gösteriyor. Yoksa insanları tenzih ederim. Tabii ki. Yani çok salmi Müslümanlar vardır. Bunları okuyordur. Bunların takipçisidir. Yani ben on kişilerle ilgili putperestler şeyinde bulunmak istemiyorum. Zaten böyle bir niyetim yok. Burada bu felsefeyi daha ziyade putperestlik bir felsefe olarak görmek gerekir. Bu insanları da alıp karşılaştırırlarsa geçmişteki işte şamanik öğretilerle işte uzak dinleri zaten putperest. E, temellidir genelde çok tanrılıdır Hinduizm vesaire onlarla bağlantılarını görürlerse zaten bu kanata varacaklar şimdi hocam